Evet sevgili izleyicilerim, 2 Kasım, 8 Kasım Dösemeli Çocuklar Haftası. Yanımızda da Dösemeli Çocukları Yaşatma ve Umut Derneği Başkanı Melahat Öztürk Hanımefendi var. Melahat Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Sakıp Bey. Evet, şimdi bize dernek hakkında bilgiler verecek. İşte o efendim kimlere ne yardımlar yaptı, kimlere umut oldu, sevinçleri, mutlulukları paylaşacağız. Tabii ki. Evet, buyurun siz dinliyoruz. Çok teşekkür ederim. Pandemi döneminde zaten herkesin bildiği gibi zor bir süreç geçirdik Sakıp Bey. Buna rağmen ben oruçta, Kurban Bayramı'nda elimden geleni yapmaya çalıştım. Siz zaten tek başına bir ordu gibisiniz. Ben sizi takip ediyorum. Çok şükür ama sevenlerimizin, inananlarımızın sayesinde. Yani belli mecliler var, belli kişiler var. Değerli abilerimiz, kardeşlerimiz, iş güç sahibi olanlar. Onlar bize destek vermese biz de hiçbir şeyiz yani. E tabii şimdi siz bir köprüsünüz. Yani yardım edenden alıp işte efendim yardıma ihtiyacı olanlara bunu ulaştırıyorsunuz. Yani. Çok güzel bir şey. Yani hem insanlık adına hem ulvi bakımdan. Kesinlikle. Evet. Bir de beni tanıyanlar, bilenler yani bana inananlar zaten sağ olsun Allah bin kere razı olsun hepsinde. Kimi Megan Nacu, Harun Reşit Gökçevar mükemmel bir insan. O yaptığını da göstermez, verdiğini de göstermez. Bir çocuğumuzun okul kıyafeti yok. Bir hocamız bize kitap defterlerini temin etti. Harun Bey sağ olsun çocuğumuzun bazı giderlerini ve yine de el altı destek vermeye çalışıyor. Çünkü hiç kimse hani abla verdiğimizi kimse bilmesin ama ben ondan o kadar çok iyilik gördüm tabii diye. Şimdi. Reklama da girmesin evet. Ama aslında bunların reklamı da hak ediyorlar Sakıp Bey. Şimdi beyan derler veren el, alan el bilmesin, evet. Görmesin, sağ elin verdiğini sol elin bilmesin falan derler ama bazen de bunu duyurmak lazım ki hani evet. Bazı arkadaşlar teşvik etmek için değil evet. Mi? Bazen de şimdi ekranın sihirli yüzü var, ekranda efendim bir şeyi konu ettiğimiz zaman birçok kişi yardım edelim diyor değil mi? Evet. Böyle bir anınız da vardı sizin değil mi? Bir televizyon bir kanalında. İş adamı, evet bundan yıllar önceki programımızda. Bana dedi yayında 10 bin liralık fiş kes dedi. O zamanın parası. 10 bin dedi. Ay ben de çok sevindim çocuklara yardım edeceğiz falan. Fişi yayında kestim. Adam ne arar ne sorar. Arıyoruz kacamak cevap. Arıyoruz kacamak cevap. İşte bunların yüzünden biz bize iyilik yapanları anlatmak mecburiyetindeyiz. Evet. Şey bir de şunu söyleyeyim. Şimdi sağ olsun hükümetimiz güçlü, devletimiz güçlü. Evet. Şimdi hani engelli arkadaşlara bir aylık bağırıyorlar, yardımda bulunuyorlar. Lösemi'nin gençlere veya lösemi hastalarına böyle bir yardım söz konusu mu? Sakıp Bey, bakın her şeyi devletten beklemememiz lazım. Evet. Devletimiz sağ olsun engelli çocuklarımıza, engellilerimize bütün aktiviteler, maaşlar yapılıyor. Bizimki lösemili çocuklar, kan kanseri olan, anne baba ayrı olan, mağdur olan, genel durumlarını evlerine maaş girmeyen ailelerin biz o çocuğu yaşadığı sürece ve o aileyi mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yani. Sadece hem hasta hem ailevi durumları yani, var, sıkıntıları var, özel durumları var. Tabii ki şimdi değil şöyle mi? Düşünelim. Bir aile çocuk hasta. Yeterli parası yok. Çocuk mesela bisiklet istiyor. Alamıyor. Anne üzülüyor, evi baba kira. Üzülüyor. Değil evi mi? Kira. Çocuğun ihtiyaçları var. Bir de düşünsene o çocuk ölüm kalım arasında ve o ailenin, o annenin, babanın hissiyatını düşünün. Maneviyatını düşünün. Tabii. Biz bunları, umutlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Zaten iyileşmek için, bir kere pozitif düşünmen lazım değil mi? Kesinlikle. Öyle küçük bir katkılar, orada çok büyük iyilikler yapabiliyor. Kesinlikle. Buna da siz vesile olursunuz. Size ayrıca teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Çok sağ olun, biz teşekkür ederiz. Bizi tanıyanlara, sevenlere, bazı mekan sahiplerimiz var. Bakın geçen hafta bir olayla karşılaştım, bir abimiz vardı. 8 sene ben ondan izin istedim, vermedim. Bu sene gittim, derneğimizin gazetesi var hastalarımıza. Bakın babamın gözyaşları filminin bütün sinema sanatçıları o gazetemizde. Oradan alınan hasılatla bizim lösemili çocukları yaşatma ve bir umut derneğimizdeki hastalara ve çocuklara hasılatı bağışlatacaklar. Düşünebiliyor evet. Musunuz? Bu kadar gerçekçi ve bu kadar yardımsever bir derneğin sorumlusu olma beni de ayrıca mutlu ediyor. Ama o abimiz izin vermiyordu. Niye izin vermiyordu? Bugün, bu sene gittim dedim ki, hatta geçen hafta abi dedim böyle böyle beni bir kere dinle, ondan sonra ne dersen kabulüm. Ne dedi? Dedim böyle böyle ya sen mekanı kullandırmıyorsun biz çocuklar için yani sizde bir şey istemiyoruz diye. Allah bin kere razı olsun. Adam buyurun dedi.
Ya Milad Hanım dedi, kusura bakmayın. İnsanlar geliyor, benden izin alamıyor. Soluksuz, sualsiz, müşterim rahatsız oluyor. Ne demek dedi, size izin vermeyeceğim dedi. Gazeteye gösterdim, oradaki resimlerimi gösterdim, sayfayı gösterdim. Adam bize izin verdi. Meğer adamın yeğeni olmuş, 6 ay yaşamış, bana da dedi, diyemedi dedi. Vay. Bakın yani. Evet. Yani evet, başına evet, gelen acıyı yaşayan, bir evet, şeyini kaybeden evet, daha iyi anlıyor. Evet. Melahat Hanım, şimdi bu gazete dediniz. Gazeteniz de hayırlı olsun. Güzel. Çok teşekkür ederim. İnceledim gazetenizi, yazdım. Yani şimdi bazen çarşıya çıkıyoruz, işte kaldırımda birileri bizi durduruyorlar. İşte ellerinde makbuzlar var, gazeteler var, işte engelliler için diyor, işte efendim hastalar için diyor. İşte şu bir şeyler söylüyor yani sonuçta. Bu arkadaşlara itibar edelim mi? Etmeyelim. Yani kime yardım edelim? Etmeyelim. Bakın Sakıp Bey, bizim gazetemizde düşünün bir Türkiye'nin sinema aktörleri ve çekilen bir film. Buranın ciddiyeti ve sağlamlığını göze alırsak, yani yasallığını göze alırsak, araştırmadan yapmayın. Çünkü bunlar asparagası yaptığı için, buradan kazançları kendi cebine attıkları için biz yardımsever insan bulamıyoruz. Diyorlar ki biz falancı kuruma yardım ettik, biz orada parayı hep biz bölüştük. Biz yedik. O zaman şöyle diyelim be, yani diyelim ki cidden 10 tane yardıma muhtaç kuruluş veya gerçek yardım eden kuruluş varken bunun 100 tane de, diyelim ki 10 katı da suistimal eden gruplar var. Ama bunlara dikkat etmek tabii lazım. Dikkat o zaman yardım edecek lazım arkadaşlar. Gitsinler efendim, mekana gitsinler, otursunlar, bir çaylarını içsinler değil mi? Makbuzlarını alsınlar, birebir yardım etsinler. Sakıp Bey, bu tür insanlara da bakın, kendi insanlarımıza da ben suç buluyorum. Biz birine bir şey anlatırken emin olun 10 dakika sunum yapıyoruz. Çocuğun nerede olduğunu, yaşını, ailesinin durumunu, hangi şehirde oturduğunu, hangi hastanede tedavi gördüğünü sunum yapan, onlar için gönüllülük yapan kişi bilmeli ve bir polis dahi çıktığında, ona gösterdiğinde, aradığında, polis bey aradığında... Ne şey var mı? Melahat Hanım böyle hani diyelim ki ben, işte ben iki tane hastayı sahiplenmek istiyorum veya bir tane hastaya işte efendim ebeveynlik yapmak istiyorum, ona velilik yapmak istiyorum diyen böyle devam yani. Bakın yine geçen haftalarda iki polis arkadaşımızla karşılaştık. Kızımız sunum yaparken beni çağırdılar. Ben de araçta oturuyordum, biraz rahatsızdım. Gittim. Dedim herhalde soruncu bırakacaklar bizi. Allah bin kere razı olsun. Polis memuru arkadaşlar beni çağırdı. Nerelisin abla? Trabzonluyum. Ayrıca o da çok hoşlarına gitti falan. Dedi ki kaç tane çocuk var listende dedi. Dedim bu kadar çocuk var. Hepsinin yaşını dedi başkanına. Adresini ayarlıyorsun, bana geliyorsun. Onlara giyim alıyoruz. Senin o çocukların giyimlerini dağıtıyoruz. Teşekkür ederiz. Ardı şeyler var. Mesela Tahtalıgöy, Enver Bey. Onlardan da hani biraz reklam gibi düşünmeyelim. Onlar aslında bunu hak ediyor. Onlar bize sponsor oluyor, mekanını kullandırıyor. Meşkil Meyhane Edip Bey, sanatçımız 8 yıldır bize kapılarını açıyor. Adana'nın çok güzel bir sanatçısı, çok güzel bir evladı. Yani aslında çok yerler var. Ben bunları not almıştım ama Latif Bey, Latif Bey bize izin veren, Zeynep Bacı, Asmalı. Daha çok Adana Demirspor'un yeri var. Evet. Ora bile bize izin verdi. Biliyor musun sen? Evet, evet. Ora bile bize şey yapıyor musunuz? Çocukları bazen bile geziye falan götürüyor musunuz? Veya yemeğe götürüyor musunuz? Yediremiyoruz. Çünkü mekanlarımız bizden bunu çok istiyor aslında arasın. Çok seve seve yaparız. Allah razı olsun. Hepsi bizden bunu istiyor. Ama düşünsenize bu çocuk kan kanseri. Pandemi denen bir şey var. Tabii. Okul zamanı başlar. Yani normal şartlarda. Yediremiyorum, şimdi yediremiyorum. Çok diyenler var. Yedirin, at bindirelim, işte çiftliğimiz var, yedirelim, şunu yapalım. Yani bundan o kadar güzel memnuniyet duyuyorum ama o riski de alamıyorum. Ben diyorum ki onu alamıyorum. Siz evlerine yani destek verin ve o çocuğun bir ihtiyacını alın. Onu mutlu edelim. Veya evinde bir tabak yiyecek bir erzak alın. Yani şey var mı? Yani var ki, bir hastamız iyileşti, tamamen iyileşti. Onun mutluluğu. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Bakın benim listemde 3 tane çocuk öldü. Şu an bir tanesi kemoterapi görmekten gözleri kör oldu. Kulakları duymuyor. Baba mağdur. İlaçlarını bile ben ondan bundan işte şey yapıyorum. Eczanesine gidip ödüyorum. Diğer bir çocuğumuz 8 yıldır projemde, babası öldü. Ameliyatı var ayağından. Anne gariban bir kadın. 3 çocuk. Biri lösemi hastası. Hiçbir şey yok. Andebin bir
3x1 köşesinde oluruyor. İstanbul'da tek doktoru. Antep'teki doktorlar mesela oradaki doktoru öneriyor ama gidemez, bilemez. Burada da bana yalvarıyor. Ben de ne yapıyorum? Ben de önüme gelen güzel insanlara duyuruyorum. Belki biri çıkar ilgilenir ama inanıyorum ilgileneceğine. Emin olun inanıyorum. Tabii sizin gayretleriniz takdire şayan. İnanıyorum çünkü biri el uzatacak. Gerekirse o çocuğumuzun yanında İstanbul'a ben bile giderim yani. O zaman biz şöyle yapalım. Bu lösemili çocuklar haftası veya lösemi hastalarının haftası 8 Kasım arasında. Biz hepsine Allah'tan şifa diliyoruz. Mutlu olsunlar efendim. Herkes neşeli olsun. İnşallah. Allah yüzlerini güldürsün. Çok teşekkür ederim. Allah sizi de var etsin.